Herkese merhaba. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Walter. Walter PPS M2. PPS M2. Hemen orada şimdi çölde ufak bir kutu açılışı yapalım arkadaşlar. Daha sonra bunu masa üstünde biraz detaylı anlatmaya çalışacağım sizlere. İşte burada kullanım kılavuzu, çarçurt, kilit, silah. Şu an üzerinde 6 mermi kapasiteli şarjörü var. Ufak bir extension'ı olan 7 mermilik şarjörü ve extension'ı biraz büyük olan 8 mermilik şarjörü. Bununla hemen karşıdaki hedeflere şarjörleri doldurup birkaç atış yapmaya başlayalım. Ne diyeyim? Dediğim gibi silah hakkında genel bilgiyi ve daha sonra masa üstünde vermeye çalışacağım. Kullanacağım mermiler Blazers'ın alüminyum case mermileri ve benim evde yaptığım mermiler, el yapımı, %100 el yapımı mermiler. Öyle diyelim. Umarım video hoşunuza gelir arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Walter PPS PPS M2 PPS M2. İlk atışları yapalım. 8 mermi kapasiteli şarjörle başlayacağım arkadaşlar. Şarjörlerden hemen başlamışken 6 ve 7 mermi kapasiteli şarjörleri çok çok rahat dolduruldu. Şaşırdım, beni birazcık yani sürpriz etti. Çok smooth bir şekilde mermiler girdi. Ama 8 mermi kapasiteli bu şarjörüne sadece 7 tane koyabildim. 8. biraz ne diyeyim, farklı duruyordu. Çıkardım ve bunda biraz zorlandım mermileri doldurmada. Ama 6 ve 7 mermi kapasiteli şarjörleri çok rahat bir şekilde doldu. Tabii kolay mermi doldurma aparatı kullanıyorum ama çok rahattı. Ama 8 mermi kapasiteli şarjörde değildi. Onu hemen söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi hedefe uzaklığım yaklaşık bir 7 metrede mesafedeyim arkadaşlar. Buradan Walter PPS M2 ile hemen bir atış, birkaç atış yapalım. Bu arada acayip sıcak ve acayip bir nem var. Umarım atışlarımızı etkilemez bu nem. Bakalım. Dediğim gibi 7 mermi koyabildim. 8 mermi kapasiteli şarjörü bu arada. Elimde de bu şekilde görünüyor. 8 mermili. Ne diyeyim? Acayip terleme başladım. Terler akıyor taraftan. Ne diyeyim? Geri tepmenin bu kadar az olacağını hiç tahmin etmediğim bir silah arkadaşlar. Acayip bir ele oturuşu ve kontrolü var. Küçük silahlarda geri tepmenin biraz fazla olması beklenir. Küçük ve hafif silahlarda. Ama hiç beklediğim bir geri tepme yok arkadaşlar. Acayip. Gerçi atışlar birazcık aşağı gitti. Ama bu da 7 mermi kapasiteli şarjörü ile elimde tutuşum. Biraz dikkatli atalım ya. Dur bakalım. Bu arada güneş sağ tarafından geliyor. İki gözü açık atamıyorum. Onun da biraz etkisi var gibi. Deneyelim bakalım. Yok. Yaşlandık arkadaşlar. Göremiyorum iki gözü açık. Güneş sağ tarafımdan gelince. Gerçekten arkadaşlar. Hiç geri tepmeyi hissetmiyorum. Dur bakalım. 6 mermi kapasiteli şarjörle deneyelim. 6 mermi kapasiteli şarjörü. 0 şarjör. Küçük parmak bunda dışarıda kalıyor. Bakalım.
Bunda kontrolde hafif bir sorun var. Tam kavrama sağlayamadığın için. Ama 7 ve 8 mermi kapasiteli şarjörlerde acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de iki gözü açık atabilsek belki güneş daha iyi olacak ama şarjörleri doldurup birkaç atış daha yapalım. Walther PPS M2 şarjörleri doldurdum. Bu sefer flash şarjörü, 6 mermi kapasiteli şarjörüyle başlayacağım. 6 mermi kapasiteli şarjör, 7'den ondan sonra 8. Ne diyeyim? İlk verdiği his gerçekten çok iyi arkadaşlar ama bu benim en büyük sorunum biliyorsunuz. Ellerim benim çok çabuk terliyor ve hafiften bu 6 mermi kapasiteli şarjörle hafiften oynadığını, elimin kaydığını hissediyorum. Bakalım ikinci atışlarımız nasıl olacak? Açık kalmadı. Yedi mermi kapasiteli şarjör. Açık kaldı. 7 ve 8 mermi kapasiteli şarjörlerle kontrolü biraz daha iyi. Bu arada Blazers'ın alüminyum case mermilerini koydum. Onları atıyorum. Bakalım. Bunda 8 tane almıştı. İkinci doldurmada zorlanmadım fazla. 8 tane aldı. Arkadaşlar bu silahın böyle bir his vereceğini hiç tahmin etmiyordum. İşin açıkçası gerçekten. Gerçi masa üstünde detaylı anlatmaya çalışacağım ama hafiften bir beaver tail ve tetik altındaki oyuk ele manyak oturuyor. Ele manyak oturuyor bu silah. Dediğim gibi biraz yavaşlatsam, iki gözü açık atsam atışlar biraz daha iyi olacaktı ama ne yapalım. Harika. Çok hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar masa üstüne geçelim. Orada silah hakkında ufak bir genel bilgi vermeye çalışayım size. Daha sonra atışlara devam edelim. Herkese masa üstünden tekrar merhaba arkadaşlar. Walther PPS M2. Gerçi videonun başında bir kutu açılışı yaptım hafiften ama tekrar kutunun içinde neler var onları bir göstererek başlayayım. Gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu, poşeti. Burada silah kilidi. 8 mermilik şarjör. Şöyle göstereyim ama. 7 mermi kapasiteli şarjör. Silah. Bu da namlu içine konulan bizim bırtı. 6 mermilik şarjörü içinde hemen bir silah güvenliği ile videoya başlayalım. Şarjörleri de alayım. Walther PPS M2 PPS M2. Dursun arkadaşlar. Şimdi nereden devam edelim? Önce hemen şeyden başlayayım. PPS ne anlama geliyor? PPS, PPS. Polis Pistole Schmoll. Ne demek oluyor? Küçük polis tabancası. PPS'nin anlamı o. Hemen bir genel özelliklerinden başlayayım arkadaşlar. Ağırlığı silahın. Ağırlığı bu şekilde, 6 mermi kapasiteli boş şarjör ile ağırlığı 598 gram.
Silahın toplam uzunluğu 15,5 santimetre. Bu şekilde eni, en uçtan diğer uca, eni de 108,30 milimetre. Kabzesinin kalınlığı 1 inç 26,58 milimetre. Namlusun uzunluğu 80,96 milimetre. Tetik ağırlığı da tahminim herhalde 2,5-2,6 kilogram civarında. Biraz ağır bir tetiği. Single stack denilen tek sıra şarjörleri var arkadaşlar. Bu en büyük extensionlı 8 mermi kapasiteli şarjörü. PPS M2 modeli bu. M1 yani orijinal PPS'den bazı farklılıkları var. Onları hemen kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Normal PPS'de arkasında değiştirebilir kabze kapakları var. M2 modelinde o yok. Şarjör düşme mandalı. Normal şarjör düşme mandalı var bunda. Diğerinde tetik üzerindeydi. Pedal mandar denilen. Onlardan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar orijinal modelinde ön tarafında bu şekilde kabartmalar, serrations'ları yok. Ve orijinalinde PPS modelinde aşağıda burada bir rail var. Aksesuar rail de var. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Nereden devam edeyim? İlk atışları izlediniz. Benim gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar bu silah. Bilmiyorum da tabi 6 mermi kapasiteli şarjörü ile elimin kaygan olmasının hava sıcaklığından dolayı ufak bir sorunlar yaşadım ama bu tekrar 7 mermi kapasiteli şarjörü takayım. 7 ve 8 mermi kapasiteli şarjörleri ile elime harika oturdu arkadaşlar. En büyük nedenlerinden bir tanesi tabi normal bir ellere sahibim. Büyük bir ellere sahip birincisi değilim. Burada kunduz kuyruğu denilebilecek kesinti. Tam tetiğin altında ufak bir parmağınızın girebileceği oyuk ve parmak yerleri var. Extension şarjör takınca bu üç yerde, bu parmak oyukları diyeyim, buradaki ele tam oturuyor. Tam oturuyor bu silah. Tabii herkesten, kişiden kişiye değişir bu. El boyunuza göre, parmak boyunuza göre değişir. Ama kendi adıma konuşayım, harika oturdu, harika. Yani hiç tahmin etmiyordum. Bu silahta böyle bir his alacağımı hiç gerçekten tahmin etmiyordum. Atışlar esnasında da bu küçüklükte, bu boy küçük, yani küçük bir boy, hafif, 9 mm bir silahta geri tepmeyi bu kadar az hissedeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Beni gerçekten çok şaşırttı ve hayran bıraktı bu silah. Nereden devam edeyim arkadaşlar? Üzerinde görmüş olduğunuz gibi hafiften kabarıklıklar var. Bu birçok insan için elin kaymasını engeller ama bende maalesef keşke bunlar biraz daha agresif olsaydı hissi uyandırdı. Ufak bir çözüm var. Ufak bir el kaymasını önleyici bant sarıp kabzanın etrafına bunun önüne geçebiliriz. İleride yapabilirim bunu. Nereden devam edeyim? Gez var bacık. Şöyle kameradan görünecek mi? Tabii o gün güneşin tam sağ tarafından gelmesinden dolayı iki gözü açık. Tam konsantre olamadım. Tam göremedim gez var bacığı ama tek gözde ve güneş farklı bir yerden gelirse harika nişan alınabiliyor. Şu uyuyu göstermek istiyorum. Farklı. Şurada İçinde mermi olup olmadığınızı görebileceğiniz ufak bir boşluk var. Doluyken burada mermiyi görebilirsiniz ve ayrıca tekrar bir silah kontrolü yapalım. Şurada görmüş olduğunuz bir çubuk var. Bu sürgünün kurulu olduğunu gösteriyor. Şimdi tetiğe basınca bu gitti. Tekrar kurulu. Delik burada. Şimdi ne yapayım arkadaşlar? Dediğim gibi fazla konuşmayın bu silah hakkında. Hemen ufak bir tetik ölçümü yapalım. Dediğim gibi 2,5 kilogram, 2,6 kilogram
civarında olduğunu tahmin ediyorum. Biraz bir ağır bir tetiği var. Şöyle göstermeye çalışayım. Üzerindeki dış emniyet olarak sadece tetik üzerinde bir emniyeti var. Bu şekilde çekilmiyor. Bastıktan sonra çekebiliyorsunuz. Reset'i uzun denebilir. Tetik boşluğu duvar. Direkt bir şekilde çekiliyor tetiği arkadaşlar. Bir gıcırtı hissi, bir duraksama falan yok. Şöyle tekrar reset'i göstermeye çalışayım. Uzun denebilecek bir reset'i var. Hemen bir tetik ölçümü yapmaya çalışalım. Yavaş yavaş. Yok, biraz hızlı oldu bu. Yavaş bir şekilde yapmayı deneyelim arkadaşlar. Kilogramı alalım. ...2.4 geldi. Bir tane daha yapmaya deneyelim. ...2.4... ...2.6 diye tahmin ediyordum. 2.5 civarında. 2.5 civarında hemen hemen tetik. Doğru tahmin etmişim. Tekrar fazla detaya girmeden 6 mermi kapasiteli şarjörle elde görüntüsü. Şimdi tekrar aklıma geldi. Atışlar esnasında genellikle 6 mermi kapasiteli şarjörde oldu. Atıştan sonra sürgü açık kalmadı. Tahminim atışlar esnasında sürgü düşürme mandalına tutuyorum. Çünkü 6 mermi kapasiteli şarjörle tutabildiğim kadar yukarıdan tutup biraz sıkı tutmak isterken bu parmak herhalde sürgüye dokunuyordu. 8 mermi kapasiteli, 7 ve 8 mermi kapasiteli şarjörlerde bu baş parmağımı herhalde biraz boşta bıraktığım için, tam sürgü düşürme mandalına dokunmadığım için bunlar da genelde açık kaldı. Ne diyelim? Şimdi ufak bir genel bilgi olsun böyle sizlere. Şimdi tekrar çöle gidip atışlara devam edelim. Çöle tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Walther PPS M2 8 mermi kapasiteli şarjör. Dediğim gibi ilk seferinde doldurduğumda yaşadığım sorunu ikinci ve üçüncü sefer doldurmalarımda yaşamadım bununla. Rahat bir şekilde dolmaya başladı. 8 mermi kapasiteli şarjörüydü. Çelik hedefe birkaç tane atalım. Uzaklığım yaklaşık bir 13-14 metre mesafedeyim çelik hedefe. Bakalım vurabilecek miyiz? Ve bakalım bu sefer güneşe açımı biraz değiştirdim. İki gözü açık atabilecek miyim? Yok, tam göremiyorum. Yaşlandık ya. Yaşlandık. Yaşlılık zor iş. Yedi mermi kapasiteli şarjör. Altı mermi kapasiteli şarjör. Bunda yine sürgü açık kalmadı. Son mermide.
Bu son 7 mermili şarjörde de açık kalmadı. Acaba ben mi dokunuyorum? Sürgü tutma kolunda bilmiyorum. Harika ya. Harika bir silah. Harika bir silah. Hasta kaldım. Şimdi eğer yapabilirsem KD hedefe geçeyim. Orada biraz dikkatli hedef atışı yapmayı deneyelim. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar yine KD hedefe geldim. Yaklaşık bir 7 metre mesafedeyim. KD hedefe yavaş atmayı deneyeceğim. Pek beceremiyorum yavaş atmayı da. Zorlayacağım. Bu sefer olacak. Bu sefer yavaş atabileceğim. Deneyelim. Bakalım gruplarımız nasıl olacak. 8 mermi kapasiteli şarjör var üzerinde. Dediğim gibi bunda tutması ve kontrolü çok çok daha iyi. Tam bir tutuş sağlıyorsun bunda. Bakalım. Göremiyorum buradan delikleri de arkadaşlar. İki tane aşağıya kaçırmışık. Ama onun haricinde fena görünmüyor grup. Siz diğer kameradan görmüşsünüzdür atışlar esnasında. Hangileri aşağıya kaçtı tam bilemiyorum. Bu da 7 mermi kapasiteli. Yine tam bir tutuş kavrayı sağlayan extended şarjörü. Bakalım bunun da nasıl olacak. Fena olmadı gibi. Bu yine açık kalmadı sürgüsü. 6 mermi kapasiteli şarjörle deneyelim. Bu arada nereye tuttuğumu göstermeye çalışayım arkadaşlar diğer kameradan. Şu an bu bölümün işini almaya çalışıyorum. Bu boşluğa. Ama atışlarım sol tarafa doğru gidiyor görünen. Yine açık kalmadı. Bu 6 mermi kapasiteli şarjörle bir iki tane yukarı gitti galiba. Diğerleri tuttuğum yerin sol tarafına gitti gibi. Ne diyeyim? Vallahi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Keşke dedim. Hava bu kadar sıcak olmasa, ellerim bu kadar kaygan olmasa biraz daha iyi tutabilsem bunu. Ya da texture'ı biraz daha agresif olsa. Ama eve gerçekten bu benim sorunum. Ellerimin çok çabuk terlemesi ve kaygan hale gelmesi benim en büyük sorunlarımdan bir tanesi. Ama silaha bayıldım arkadaşlar. Bilmiyorum da bu silaha bayıldım. Benden kaynaklı birkaç sorun var tabi. Dediğim gibi ellerimin kayması. İki göz açık atamamam güneşten dolayı. Yaşlandık. O yüzden. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler. Walter PPS M2.